Herkese merhabalar. Bir önceki videoda konuşmuştuk zaten. Bunda da kayda durmadım. Bunu diğer video konusu yaparım diye şey yap düşündüm. Şu anda cihaz 15 kilometre yolu yaptım. İki diş şarjı var. Gördüğünüz gibi. Yani güzel götürüyor, üzmüyor. Sonra arkadaşlara vardım benzerine kadar. Hani hem de size bir görüş olur, şey olur. Ne biçim koşuyor köpekler var ya, perişan edecekler adam bunlar. Köpek işi sıkıntı iş abi ya. Köpek işi var ya. Menzil konusuna geldik, köpeklerden kaçmaya başladık şimdi. Benzinliğe bir sığınayım. Abi çok değişikler ya, vay. Adamı yerler bunlar ya, hani. Şunu bir kapatırsam eğer. Bunu da telefon tutamacılığına AliExpress'ten aldım. Gayet güzel. Telefonu güzel sarıyor, tutuyor. Ama tabii şu an telefonu göremiyorsunuz çünkü telefonla çekim yapıyorum. Neyse, konumuza gidelim. 15 kilometre oldu. İki diş şarjımız var. Yani 3 dişte 5, 10, 15 dersek 25 diyelim ama 25 sanmıyorum götüreceğini. Dediğim gibi şu anda bu şartlarda 21-22 net. Hani ölüsü 20 net, net konuşabilirim size, sürüşünüze bağlı. Yani cihazı kandırarak sürerseniz şu kış aylarında 22-23'e çıkabilirsiniz. Kandırarak sürmen dediğim, yok aşağı mı iniyorsunuz? Elinizi çekin. Gaz mandalından. Ya da ne diyeyim, yokuş mu çıkacaksınız? Yolunuzu ona göre ayarlayın. Mesela şu anda burası bir yokuş. Burası Ankara bilenler bilir. Burası Antares. Bu taraf böyle Antares. Bunun yanında tatlı bir rampamız var. Güzel minik. Şimdi burada bakalım şarjımız düşecek mi bir dişe. Şöyle görüyoruz. Hızımızı da sabitledik. 22 kilometre hızımız var. Rampanın ucunda bir 8-9 kilometre düşeriz gibi geliyor. Ayrıyetten de şarjımız dolu değil. Dediğim gibi bataryamız %100 kapasitede değil şu anda. Hani %20-30'lu kapasitelerde, 40'lı kapasitelerde bir şey. Zaten hızımız düşmeye başladı. Gayetten şunu da diyeyim. Yokuş çıkıyorsanız eğer cihazınız önden çekişliyse ağırlığınızı ön tarafa doğru verin. Teker o zaman daha iyi asfalta yapışıyor, zemine yapışıyor. Daha rahat çıkabiliyorsunuz yokuşu. Şu anda kaçla çıkıyoruz? 15. Düşmeye başlayacağız yani. Şuralarda artık bataryamız ölme yerine gelecek gibi hissediyorum ama güveniyoruz kendisine. Beni utandırmadı bu zamana kadar. Kayıtta da inşallah utandırmayacak. Siz değerli izleyenlerimize. Kaç oldu? 12 kilometre, 11 kilometre. Hala iki diş. Dediğim gibi bataryamız dolu değil. Dolu olsa çok daha 12'ye değil de 15-16'da çıkacaktı. %100 kapasiteyle, dolu kapasiteyle olsaydı. Buradan bir sıyrılalım ya. O şekil. Hala iki diş, 16 kilometre oldu. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu ileride de bir tane tatlı rampamız var. Orada da cihazı zorlayalım. Bir rampamız daha var inceden. Yani dedim ki şu 16 kilometre oldu, iki dişimiz sabit. Gördüğünüz gibi yokuşta çıktık. Bu size bilgilendirme olsun. Ama her ne olursa olsun bütün... Aha köpekler. Evet, önceki video konusunda anlatmıştım. Şimdi bunlar yönünü değiştirmezse ben yönümü değiştireceğim. Şimdi bakacağız. 6-7 kilometre hızla gidiyoruz. Bunlar yön değiştirmeyecek. O zaman biz değiştiriyoruz arkadaşlar. Köpek görünce kaç. Hiç delikanlılığa gerek yok yani. Hayvanlar bir değişik oluyor. Yani motora da saldırıyorlar.
motorlarda saldırıyordur. Hani dedim motor kaçabiliyor da biz, ben nereye kaçayım yani, 18 km hızla gidiyorum şu anda. Gene tatlı bir yokuşumuz var şöyle. Bu şekilde. Video içeriği böyle olsun. Hoşça kalın. Takipte kalın.